Doktor kaygan köprüde tökezliyor. Ayağıyla bileği arasındaki kablonun bağlantısı koparken elini yıpranmış korkuluğa uzatıyor. Bir anlığına yönünü şaşırıyor. Gözleri yaya üst geçidinin ıslak yer plakalarından yukarı merkezi oluşturan sonsuz metal, cam ve daimi ışık kümesine kayıyor. Parlaklıktan kamaşan gözlerini kırpıştırarak geliştirmeli ayağını yeniden bağlıyor. Bir önceki kullanıcının solgun bir anısı devrelerde iz bırakmış. Ayak, pahalı bir ayak. "Ayrıca sana yarım numara büyük," diye yanıtlıyor zihni huysuzca. Bu modifikasyon üst sektörlerde yaşayan zengin bir hastanın ikinci el ve aşağılayıcı teşekkürü. Merdiven altı çalışan hekimine kendisinin verdiği anlaşılabilecek kredilerle ödeme yapmak istememiş. Doktor modifikasyonu taktırdığından beri işlemcisini neredeyse 10 kere sildi. Ama eski anılar silinemeyen parmak izleri gibi hala silikonda biz. Doktor homurdanıp anıyı aklından atıyor. Anı, sıradan anatomilerin kazanç düzeylerinin üstündeki teknolojileri taktıklarında olanların rahatsızlık verici bir hatırlatıcısı. Doktorun kafasına damlayan su, seyrek saçlarının arasından akıp gözlüklerinin arkasına kaçıyor ve köprünün öbür ucundaki ışıkları bulandırıyor. Sabah anonslarında nem yoğuşması olacağı söylenmemişti. Öte yandan doktor zaten bugün yaşadıklarının çoğuna hazırlıklı değildi. Göğüs cebindeki biyo eylemsiz plastik kılıfı okşuyor. En yüksek kaliteden. 20 dönüş önce kendisine söz verdiği gibi emekliye ayrılması için yeterli. Doktor, aşağı sektörleri yukarı merkezin mekanik asansörlerine bağlayan metalden ve fiber takviyeli plastikten yapılma geniş köprüde yalnız. Birlikte aşağı indiği yolcu kalabalığı, geçiş çarşısının karanlık tezgahlarına ve gölgeli ara sokaklarına dağılıp kayboldu. Yine homurdanıyor. Acele etmeye uğraşarak köprüde tökezleye tökezleye ilerlemeye devam ediyor. Yüzünden artık dereler gibi akan ıslaklığı eliyle silmeye çalışıyor. Doktor yaşlı ama o bile gerçek yağmuru hatırlayacak kadar yaşlı değil. Sadece üst üste yığılmış 100 milyon organik soluma döngüsünün oluşturduğu bu zavallı yoğuşmayı görmüş. Arkasındaki asansörün manyetik tangırtısı yavaşlıyor. Ve kapılar çarşının labirentine yeni bir geliştirmeli insanlık seli bırakmak üzere açılmaya hazırlanıyor. Doktor emeklilik biletine bir kere daha dokunup hızla arkasına göz atıyor. Pistonlu kapılar tıslayarak açılıyor. Karşısında asansörün karanlığı ve tanımadığı yüzlerden oluşan bir deniz var. Doktor tutmakta olduğu nefesi salıyor. Dijital bir ses, "Geçiş katı, dikkatli ilerleyiniz," diye duyuruyor. Kalabalık, ahmak ıslatandan ve yukarı merkezin insanı ezen parlaklığından korunmak için güneş gözlüklerini indirip sensetik divitinden yapılma kapüşonlarını takıyor. İyi eğitilmiş fareler gibi hevesle köprüye seyirtiyorlar. Doktor onu işte o zaman görüyor. Çevresindeki kalabalıktan bir kafa uzun olan yırtıcı hayvan duruşlu, metal bir gölge. Paniğin ritmiyle hızlanan soluğu gözlüklerinin camlarını buğulandırıyor. Gölge çevre ışığına çıkıyor. İnce uzun bedeni, ağır servolar üstüne örülmüş koyu renk boğum boğum kaslardan oluşuyor. Katran karası göğüs plakaları tepede parlayan ışıkları yutuyor. Doktor, koyu renk eloksallı çelikten yapılmış boynun etrafına vahşi kedi gibi çöreklenmiş taras taras kürk yakayı tanıyor. Ama doktoru sıradan, yetersiz kemiklerinin iliklerine kadar titreten, gölgenin şimdi sadece damlayan su ve çakıp sönen holo tabelaların yansımasıyla dış hatları belli olan dümdüz maskesi oluyor. Kada Jin. Doktor geri geri uzaklaşmaya çalışıyor. Metal plakalar üstünde bir daha kayıyor.
Tutunmaya çalışırken el eklemlerini köprünün tutamaklarına sürtüyor. Derisi yüzülüyor. Sadece sudan ve ışıktan kaçmaya odaklanmış olan kalabalık doktoru yere itiyor. Gırtlağını sıkan korku umurlarında bile değil. Doktor dört ayak üstü yerde sürünüyor. Gerçek ve metal ayaklar parmaklarını ezip köprünün ızgaralarına bastırıyor. Onlara ayak uyduramıyor. Doktoru koruyan insan kalabalığı seyrelmeye, onu takipçisine açık etmeye başlıyor. Doktor titreyen elleriyle gözlerindeki nemi siliyor. Gözlükleri kargaşada kaybolmuş. Kan gözyaşıyla karışıyor. Görüşü bir anlığına durulaşıyor. Baca, alt sektörlerin bayat, nemli havasını kirli duman bulutları halinde kusuyor. Kalabalıktan son kalanlarda dağılırken doktor bu sığınağa erişiyor. Zar zor açtığı dudaklarının arasından hırıltılı nefesler alırken saklanıyor. Geçiş çarşısının labirentine sadece birkaç metre kaldı. Oraya ulaşabilirse kaybolacak. Peşindeki gölge avcıdan kurtulacak. Nem dönüştürücünün zorlukla aldığı nefesler yavaşlıyor. Son yolcu da geçiş çarşısına girip yok olunca terk edilmiş bir tezgahta duran aynalı camdan bir stand görünür oluyor. Doktor standdaki yansımada metal gölgenin uzun bir plazma tüfeğini kaldırışını izliyor. Yüzsüz maske yanıp sönen öfkeli kırmızı piksellerle aniden canlanıyor. Doktor başını geri eğip üst sektörlerin parıltısına bakıyor. Hedefinde olduğu atıştan kaçmak için her şeye razı. Gözlerini kısıp yalvarıyor ama Neon gelecek dinlemiyor. Özellikle de onun kadar küçük ve yalnız bir yaratığı. Doktor yağmurun sesi arasından plazma tüfeğinin emniyetinin tanıdık metalik klik sesini duyuyor. Eli göğsüne gidiyor. Taşıdığı tek gerçek hazineye siper oluyor. Paketin plastik kılıfının altında kalbinin çırpınarak attığını hissedebiliyor. Yukarıdan gelen göz kamaştırıcı ışık onu altında ezerken hayvan beynini son bir düşünceyle dolduruyor. Geleceğin elinden almayacağı hiçbir şey yok. Videoyu dondur. Son performans görüşmemde değerlendirme memurlarına merkezde tutunabilmek için ne yapmam gerektiğini sormuştum. Bir tanesi insanın kendisinden vermeye hazır olmasını, her bir yükseltmenin kod adının komuta zincirinde yükselmeyi sağladığını ama bedelinin olduğun kişiden biraz daha büyük bir parçanın eksilmesi olduğunu söylemişti. Onlara enayi olmayan kimsenin böyle bir bedel ödemeye razı olmayacağını dobra dobra söylemiştim. Biraz kullanılmamış silikonla şık bir logo için girilecek iş değildi. Güldüler. Sonra beni terfi ettirdiler. Şimdi karşımda ortasından geçen statik şeridiyle dalgalanan bir görüntü vardı. Doktorun bedeninin üç boyutlu hologramı hayatta olduğu son anda takılı kalmıştı. Yüzü yukarı dönüktü. İfadesi korku ve kabullenme karışımıydı. Başının arkasından santimetreler uzakta plazma tüfeğinden çıkan kırmızı bir kavis duruyordu. Zamanda bir iki tık ileri gittiğimizde yoğunlaştırılmış plazma adamın kafasını eriterek delecekti. En güzel kısmı başlamadan durdurdun V. Yeni verdikleri ortağın Mosley gerindi ve esnedi. Geçmiş yıllarda kas olabilecek kitle yer çekimine karşı verdiği savaşı kaybetmiş, vücudunun ortasına doğru sarkıyordu. Suçla masa başında savaştığı için hiçbir beslenme molasını kaçırmamıştı. Amma da aç bakıyor. Mosley'nin bakışlarını üçüncü defa terfi veri küpümün üstünde yakalamıştım. Yeni yüzbaşım o sabah küpü kullanayım diye masama bırakmış, ayrıca beni ve çipil gözlü yeni ortağımı bol bol kutlamıştı. Mosley'nin sonunda aç gözlülüğüne yenilmesini seyrettim. Küçük küpü video masasından alıp yumuşak elleriyle atıp tuttu. Bu yeni alt rutinleri hala yüklemedin mi?
küple uğraşırken sesinde yapay bir umursamazlık vardı. Parmaklarımı çıtlattım. Atlas eldivenlerim masanın üstündeydi. Aşağı sektör memurlarının taktığı hantal standart eldivenlerdendi. Çoğu memur bunları ilk fırsatta yakalamaları emredilen kişiyle aralarına mesafe koyacak bir şeye yükseltirdi. Ama hedeflerimin burunlarının dibine girmek benim için sorun olmuyordu. Eldivenlerin kaba kuvveti bana cuk oturuyordu. Kalıcı olarak takılmadıkları için de kablolarda başka birilerinin anılarının gezinmesi olasılığı sıfırdı. Yine de merkez eğitim kontrolüm sırasında tuhaf tuhaf bakanlar olmuştu. Ama sağ kuraşemle titanyum bir test mankeninin göğsünü göçerttiğimde imzayı atacak olan memur bıyık altından gülmeyi bırakmıştı. "Mosley, vaktini boşa harcıyorsun zaten," diye devam etti. Cevap vermeyişimden maalesef konuşmaya devam etmesi gerektiği anlamını çıkarmıştı. Kötü bir doktormuş. Sonu da kötü olmuş. Dava çözüldü. Yüzbaşı asansörü ne zaman tekrar hizmete sokacağımızı soruyor. Yolcuları daha fazla bekletemeyiz. Onu duymazdan geldim. Aşağı mahallelerde gördüğümüz kötü sonlar genellikle 100 metreden ruhsatsız bir plazma tüfeğiyle kafatasının deionize edilmesi şeklinde gelmezdi. Bu kiralık katil işiydi. Dikkatimi odadaki yapay zekaya yönelttim. İncelemeyi devam ettir. Geri al. Yapay ses ukalaca zaman aralığı belirleyin dedi. Video tarayıcı bile bu işi çözmeye yanaşmıyor gibiydi. Öfkenin ve elimin kolumun bağlı olduğu hissinin içimi paslı bıçak gibi kesen titreşimini sezebiliyordum. Sabah 6'dan beri çalışıyordum ve yukarı sektörün regülasyonları şimdiden montaj katlarında diz boyu hurdaya batacıka yürümekten daha çok sinirimi bozmuştu. Şöyle iyisinden bir kovalamaca lazımdı bana. Belki yol üstünde bir şeylere vururdum. Bak, bu iyi olurdu. Hamurdanıp suratıma düşen saçları üfledim. İlk günün vi, usludur. Arkadaş edin, hiçbir şeye yumruk atma. Sabah mantramı böylece tekrarlayıp derin bir nefes aldım. Makineye elimden geldiğince sabırla 3, hayır 4 tık dedim. Görüntü yine dalgalandı. Bu sefer holografik model birkaç tık geri gitti. Hafif balistiğin asansörün dışındaki güvenlik kaydının menziline girişini takip ettim. Asansörün içi karanlıktan ibaretti. Buradaki güvenlik kaydı bozulmuştu. Elimdeki tek ipucu havada asılı duran ışık kıvılcımıydı. Balistik giriş noktasını temel alarak şüphelinin boyu ve silah türü konusunda tahmin göster dedim. İşlem devam ederken ışıklar karanlıkta kırpıştı ve bir vınlama sesi yükseldi. İnce neon ışınlarla çokgen bir çerçeve çizildi. Katil uzun boylu biriydi. Fakat işlenen veriler bana bundan başka fazla bir ipucu vermiyordu. "Bunlardan hiçbiri gerçek değil," diye homurdandım. Aşağı sektörlerde vakaları çözerken bu süslü holo videolarla falan uğraşmazdık. Bilgisayar modellemesine bakarak neyi nasıl bulacağız? Sorgu hatası, soruyu yeniden sorun. Yapay zekanın kullanana büyüklük taslayacak şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını merak ettim. Veya belki de bu yapay zekaya kendisini yapanın kişilik özellikleri geçmişti. Mosley güldü. "Burada işler böyle, dedektif." Aşağı sektörlerin angaryasından kurtulduğumu vurgulamak için yeni ünvanımı bastıra bastıra söylemişti. Arada sırada çatlaklardan içeri bir sıçan kaçıyor. Ama tepemizdeki ışıklar açık kaldığı sürece her şey yolunda. Hem bir de şu açıdan bak, elimizi çirkefe sokmak zorunda kalmıyoruz. Bu yarım yamalak teselliyi duyunca dişlerimi gıcırdattım. Simülasyondan kafamı kaldırıp Mosley'e baktım. Onu kınayamazdım. Dikkati hala çoğunlukla benim veri küpümün üstündeydi. "Şunu yükleyecek misin, ne yapacaksın?" diye sordu. Holo videoyu kapadım. Yansıtılmış ışıktan işime yarayacak başka bir bilgi alamayacaktım. Alçak sesle, "Yükseltmelere güvenmiyorum," dedim. Mosley sonunda bakışlarını bana çevirdi. "Bu aşağı sektörlerin elden düşmelerine benzemez kızım.
küpü bana gösterdi. Bu harbicisi. Üst kattan yolladılar. Video konsolunun ışıkları küpten yansıyor ve kod adının kurumsal laboratuvarının ters üçgenini aydınlatıyordu. Kullanılmamış, en azından doğru düzgün silinmiş olduğu kesin. Mosley'nin küpü istediği çok belliydi. Ensemi ovaladım. Daha yeni yaptırdım, bir döngü bile olmadı diye yalan söyledim. Aşırı yükleme olsun istemiyorum. Eski eldivenlerimi masadan aldım. Hem bunlar hala gayet güzel çalışıyor. Elimi uzatıp veri küpünü istedim. Mosley'nin anlı, görgülü davranmaya uğraşmaktan terle kaplanmıştı. Alt rutinleri hemen o an içine sokma dürtüsüne karşı koymaya çalıştığını tahmin ediyordum. Ama sonra kaşlarını çatıp küpü geri verdi. Bir döngü sonra yükseltme yaptırmam gerekecek. İstemediğine kesin karar verirsen diye öneride bulundu. Arkamı dönüp çıkışa doğru yürürken geriye doğru haber veririm ortak diye seslendim. Şşş, nereye gidiyorsun? Mosley'nin sesinde bir parça endişe vardı ama fazla değildi. Eldivenlerimi elime geçirip asansöre girdim. Elimi çirkefe sokmaya. Yüksek hızlı asansör katları saya saya aşağı inerken çalışmayan güvenlik sensörüne baktım. Mikron camdan gözü sönük ve bulanıktı. Doktor avlamaya gelen her kimse merkezin kendisini izliyor olacağını biliyordu. Asansörün boşluğundan yararlanarak omuzlarımı çevirip kollarımı arkamda gerdim. Normalde bu geniş, dört köşe nakliye aracı, kredi hesabı üst katlardaki kiraları karşılamaya yetmeyen merkez çalışanlarıyla tıka basa dolu olurdu. Sivillerin asansörü kullanması, merkez doktorun ölümü dosyasını kapatana kadar yasaktı. Yani dosyayı ben kapatana kadar. Mosley'e göre lisanssız çalışan bir doktorun öldürülmesi, günlük yolculukları ve merkezin makine gibi çalışmasını sekteye uğratacak kadar önemli bir şey değildi. Asansör hızlandı. Bir anlığına kendimi ağırlıksızmışım gibi hissettim. Eldivenlerimin eylemsizlik sönümleyicilerini alışkanlıktan devreden çıkartıp kütlelerinin beni yere bağlamasını sağladım. Bir tık sonra asansör tamamen durup beni bedenime geri bıraktı. Önümdeki kapı kayarak açıldı. Nemli havaya dijital bir ses yayıldı. Geçiş katı, dikkatli ilerleyiniz. Işık gözlüğümü devreye sokup asansörün karanlığından köprünün çevresel aydınlığına ihtiyatla çıktım. Aşağı sektörler genellikle nemlidir. Burası da öyleydi. Saçımın uçlarının enseme dokunduğu yerlerde derimin boncuk boncuk terlediğini hissedebiliyordum. Geçişleri bağlayan geniş metal yol boştu. Köprünün çarşı ile birleştiği yerdeki satış tezgahlarında da kimse yoktu. Yolcu asansörleri çalışmayınca çevrelerindeki iş yerleri kapanırdı. Olayı görenler polisle konuşmaya gönüllü olsalar bile bir tanıkla karşılaşma ihtimalim yoktu. Köprüye birkaç adım atıp yüzümü asansöre döndüm. Manuel moda alınmış olan asansör ve içindeki karanlık merkeze dönmeden önce komutumu bekleyecekti. Hesaplanan yaklaşık boyuna göre katil ateş ettiğinde burada duruyordu. Bir adım daha atsa köprünün asansörün hemen dışında bulunan güvenlik kamerasına yakalanacaktı. Doktorun arkasına gizlenmeye çalıştığı nem dönüştürücü neredeyse 100 metre uzaklıktaydı. Katil kesinlikle amatör değildi. Köprünün zemin kaplamalarına baktım. Metalde birkaç çizik vardı. Daha yakından bakmak için çömeldim. Yeni oluşmuşlardı. Zemin bir ya da iki günden fazla süre önce çizilmiş olsa daha belirgin bir şekilde paslanmış olurlardı. Asansör ve köprü cinayetten bu yana kapalıydı. Çiziklerin derinliğini taradım. Işık gözlüğümün alt köşesinde bir dizi sayı belirdi. Çizikleri katil bıraktıysa geliştirme yaptırmış normal bir insanımsı canlıdan çok daha ağır olmalıydı. Sektör bültenini duyar gibi oluyordum. Merkez, merdiven altı operasyonlar yapan doktorun silahlı otomatik işçi tarafından buharlaştırıldığını bildirdi.
türü kolay bir açıklama. Beklenmedik bir hava akımı ıslak saçlarımı yüzüme yapıştırdı. Işık gözlüğümün köşesinden köprünün hala boş olduğunu görebiliyordum. Kokladım. Ozon. Sırt kaslarım gerildi. Eldivenimdeki şarj kuplörünü açıp tek dizimi yer kaplamasına dayadım. Önümdeki boş havaya, kamuya açık bir yolculuk alanında süre giden 6. seviye görünmezlik kullanmanın merkez belediye kanunlarına aykırı olduğunu biliyorsundur, diye seslendim. Önümdeki bir su birikintisi hafifçe titredi. Eldivenlerim güçle doldukça sarsılıyordu. Metal yumruklarımdan biriyle sert bir aparkat çıktım. Katı bir şeye isabet etti. Daha ağzımın kenarı gülümseyecek gibi kıvrılmadan görünmez bir güç öndeki eldivenimin bileğini yakaladı. Momentum fazla gelmişti. Görünmez saldırganla alt alta üst üste yuvarlanıp köprünün metal mazgallarına sertçe çarptım. Vücut panellerim darbeyi zar zor sönümledi. Hava dalgalandı ve yeni dostum kendini gösterdi. Sırt üstü yatarken yukarıdan gelen ışık haresinden etkilenmeden bakabilmek için gözlerimi kıstım. Tepemde silah kalitesinde elastomerik vücut zırhı giyen bir kadın vardı. Fotonla beyazlatılmış uzun saçları tepesinde sımsıkı toplanıp at kuyruğu yapılmıştı. Bu ona sert bir görünüm veriyordu. Gözlerindeki ışık soğuktu. Bileğine takılı olan arbalet de doğrudan alnımı hedefliyordu. İnleyerek doğrulurken, ''Silah ruhsatlı değiller herhalde.'' dedim. Kadının dudakları, matematik denklemi çözmeye çalışıyormuş da konsantre olmuş gibi sımsıkı kapalıydı. ''Herhalde beni en kısa sürede nasıl öldüreceğini hesaplıyor.'' diye düşündüm. Rozet numarası 20121219, fedai, aşağı sektör. ''Bugün saat 6'da merkeze terfi.'' dedi dümdüz bir sesle. ''Tebrikler dedektif.'' Sesi dijital bir hırıltı gibiydi. Ama artık kol mesafesinde olduğum için içine biraz da merak karışmış olduğunu hissettim. ''Tehlikeli olduğumu biliyordun ama yine de bana saldırdın.'' diye devam etti. ''Terfi biraz stres yaptı da bir şeylere yumruk atasım vardı.'' dedim. ''Kayıtların sana bu sabah bir kod adı terfi küpü verildiğini gösteriyor.'' Kadın donanımımı ikinci kez taradı. ''Alt rutinleri yüklememişsin.'' ''Yavaş ama, biraz özelime küpe ihtiyacım var.'' diye sözümü kesti. ''Aşırı mı yükledin?'' Devasa metal eldivenimle kafamın arkasına ovuşturdum. Islak saçlarım diken diken havaya kalktı. ''Seni tuttuğum gibi merkeze götürmeme bir tık kaldı.'' Kadın yayını üstümden ayırmadan ''Dene istersen.'' dedi. Acı bir kahkaha attım. ''Öyle olsun. Hediye merasiminden önce biraz sohbet etseydik bari.'' Ses işlemcim kinayeden kırılacaktı. ''Adın?'' ''Gizli Bilgi.'' dedi. Dümdüz dudakları av bulmuş bir avcının gülümsemesiyle kıvrıldı. ''Söylersem seni öldürmek zorunda kalırım.'' Şaka yapacak bir tip olmadığına karar verdim. Giysisiyle silahlarına daha dikkatli bakıp konuyu değiştirdim. ''Yükseltmeye pek ihtiyacın yok gibi.'' Bileğini işaret ettim. ''O cici arbalet bile merkezin standart silahlarının çoğundan daha üst düzey.'' ''Bir şeyin peşindeyim.'' dedi. ''O zaman yalnız değilsin.'' dedim. ''Veri küpünü bana ver.'' diye cevap verdi. Hiçbir parçası standart değildi ama merkezin en temel kuralı onun için de geçerliydi. Herkes gözünü başkasına ait olan bir şeye dikmişti. Ben cevap veremeden özel iletişim cihazıma bir arama geldi. Kulaklığıma hışırtı doldu. ''V, duyuyor musun?'' Mosley arıyordu. Sesinden korkunun soğuk teri damlıyordu. ''Galiba desteğe ihtiyacım var. Aa, ortak.'' ''Biraz meşgulüm Mosley.'' Vizörümün alt köşesindeki saate baktım. ''Senin mesain bitmedi mi?'' ''Ya gelip yardım etmen lazım, tamam mı?'' Karşımdaki kadının suratına bakarak ''Oranın fedailerinden biri eminim daha çabuk gelir.'' dedim. ''Sana yardımcı olabilecek kimse yok mu?'' ''Sana konum atıyorum.'' dedi Mosley.
Altı sektör aşağıda iğne başı kadar bir ışık yandı. İçimi çekerek, "Yığın merkezin yetki alanı dışında kalıyor Mosley," dedim. "Yığın belirli bir yer değil. Kimsenin suratına bakmak istemeyeceği, dışlanmış tiplerin toplandığı herhangi bir alandı. Konumunu takip etmek zordu. Bu topluluk yıkılıp yeniden yapılmak üzere işaretlenmiş binalarda konumlandığından bir döngüden fazla aynı yerde kaldığı nadir görülürdü. Yığında kayıt dışı hackerlarla anlaşmak, kara borsa silah ya da az kullanılmış döngü dışı yükseltmeler satın almak kolaydı. Gerektiğinde şüphelileri toplayıp içeri almamızı kolaylaştırdığı için aşağı sektörlerdeki varlığına göz yumuyorduk. Ama aynı zamanda dikkatli olmazsanız kolaylıkla kalıcı olarak silinmenize yol açabilecek bir yerdi. Bazı işler alıyorum. Anlarsın ya, asıl iş yerindekilerin kulağına gitmemesi gereken kayıt dışı işler. Mosley'nin tıkana tıkana yaptığı bu üstü kapalı açıklama panik kokuyordu. O yumuşak vücudu korumalık yaparken hayal edemiyordum. "Biliyorum, birlikte çalışmaya yeni başladık ama herif beni öldürecek, arayacak başka kimsem yok." "Haya, tamam geliyorum, bir yere gitme." Bağlantı aniden kesildi. Köprüye eldivenli elimle vurup metal ızgaraları göçerttim. Sonra kafamı kaldırıp tepemde dikilen, baştan ayağa silaha dönüşmüş gizemli kadına baktım. Arbaleti bir mikrometre bile kımıldamamıştı. Beni muhtemelen vurmayacağını düşünme riskine girerek ayağa kalktım. Gitmem gerekiyor. Köprünün öbür ucunda aşağı sektörlere inen bir asansör var. Emniyet düzeneğini devreden çıkarıp hız kontrolünü kendim yaparsam herhalde ortağım içkisini yanlış kişinin üstüne dökmeden önce yetişirim. Arkamı döndüm. "Gidecekken bunu uyarı kabul et," dedim kupkuru bir sesle. "Silahına ruhsat al, yoksa bir dahaki sefere sana ihlal cezası keserim." Kadın arkamdan, "O asansör bir alt kata inene kadar yığın senin adamın canını alır," diye seslendi. "Daha hızlı bir şey bilmek ister misin?" Bir elektrik akımının çatırtısını ve ozon kokusunu duyup arkamı döndüm. Kişisel bir savaş hiper motosikleti görünmezlikten çıktı. Nemli hava yine yoğuşup yağmur olmaya başlıyordu ama motorun siyah aerografik panelleri suyu sanki geri itiyordu. Kadın motosikleti çalıştırırken manyetik motorun yaydığı dalgaları hissedebiliyordum. Hafifçe ıslık çaldım. "Bunun da kesin ruhsatı yoktur ha?" "Doğru," dedi. "Birini iyilik olsun diye bir yere götürecek göz yok sende ama." "Motora güç verirken terfi küpünü ver seni götüreyim," dedi ifadesizce. "Hız yükseltmesi yaptırmışsın gibi düşün." Kadının gözlerinin içine baktım. Beni vurup istediğini alabilirdi. "Yükseltmelere güvenmiyorum," dedim. Yanına gidip motorun selesinin arkasına yerleştim. "Güvenmemelisin de," dedi. Motorun tekerini köprünün kenarına aşağı it. "Bu arada adım Wayne." Altı sektörü neon bir bulanıklık içinde geçtik. Son yediğim beslenme paketini Wayne'in cici motorunun arkasına olduğu gibi çıkarmamak için ışık gözlüğümden Mosley'nin konumunu takip ettim. Wayne motoru yığına bakan bir yangın çıkışına gizledi. Motorun varlığını belli eden tek şey havada kalan hafif ekşi bir kokuydu. Akşam kalabalıklarının gelip gidişini ultraviyole dürbünümle seyrettim. Normalden daha hareketliydi. Sanki biri mahalledeki tüm sokak kedilerine "Yemek hazır!" diye seslenmişti. Şu binanın içinde. Wayne'e dönüp kalçamdaki taktik çantaların birinden veri küpünü çıkarttım. "Al, bilet ücretim." "Ooo, dürüst bir polis. Vahşi doğada sizden fazla kalmadı." Wayne küpü alıp yığının son halini bakışlarıyla tarttı. "Bu versiyon bir öncekinden daha güvenilmez görünüyor." Başımla onayladım. "Böyle batakhanelerde kavga yarışım daha dün gibi." "Dündü zaten," dedi Wayne. Yine soğuk soğuk gülümsüyordu.
taşıdığı en büyük arbaletinin güç hücresini kontrol etti. Tahminimce ön kapıdan girmek istiyorsundur. Öyle yapmanın eğlencesi nerede? Diye yanıt verdim. Gelmek zorunda değilsin. Wayne, canı bir şeylere vurmak isteyen sadece sen değilsin, dedi. Omuz silkip arka tarafa dolaştım. Binanın yapısını inceleyerek yük taşımayan duvarları aramaya başladım. Bina yıkılmak üzere kapatılmıştı. Dikkatli olmalıydım. Mosley içerideyken her şeyi tepesine çökertmenin ona bir faydası olmazdı. Tam aradığım noktayı bulup eldivenimdeki kuplörü açtım. Duvara günün verdiği öfke ve hüsranın her kilogramıyla vurdum. Köhne karbon fiber petekler iki darbede un ufak oldu. İçinden üç kişinin geçebileceği büyüklükte bir delik açıldı. Karanlığa adımımı atarken üstümdeki molozları silktim. Şansım yaver gitmişti. Yerden tavana kadar ikinci el kol bacak dolu bir depo odasına çıkmıştım. Parçalardan bir tanesini bile silmek kimsenin aklına gelmemiş gibiydi. Öte yandan fabrikadan yeni çıkmış kişisel yükseltmeleri satın almaya ancak bizim çok, çok üstümüzdeki sektördekilerin parası yetiyordu. Plastik bir örtüyü yana çektiğimde karşıma loş mavi ve mor floresan ışıklarının doldurduğu daha geniş bir oda çıktı. Müziğin ağır basları göğüs kaplamamı titreştirdi. Yerden yüksek bir oturma alanına işaret ettim. Bu o mu? Wayne iç iletişim cihazımı ekleyip kendisininkiyle özel bağlantı kurmuştu. Sesini zihnimde net bir şekilde duyabiliyordum. Yine kalın bir sesti ama ses işlemcisinin çıkardığı cızırtılar yoktu. Işıksız bir masada tek başına oturmakta olan hantal bir silüeti gösterdi. Bir merkez memurunun özel iletişim cihazını ekleme kapisle cezalandırılır, diye yanıtladım. Bunu yapmayı nereden öğrendiğini sormayacağım. Wayne gülümsedi. O tarafa baktığımda Mosley'nin karşısındaki ışığın çipil gözlerinden yansıdığını görüp başımla onayladım. Evet, bu o. Eldivenlerime birazcık güç verip kırık zeminde turuncu ışık gölcükleri oluşturdum. Karşımdaki yığın sakinleri bu ışıkların anlamını biliyorlardı. Soru sormadan kenara çekildiler. Bir sandalye çekip Mosley'nin masasına oturdum. Masanın tepesindeki ışık yanıp söndüğünde bu bölmenin aynı zamanda kısa süre önce ayaküstü bir nörolojik ameliyat için ameliyat odası olarak kullanıldığını gördüm. Mosley'nin içkisinin yanında duran diş dolu küçük kovadan anlaşılıyordu. Merkezden onaylı veri portları olmayanlar hangi sinir kümesini bulurlarsa oraya takıveriyorlardı. Azı dişlerinin altındakilere giriş yapmak özellikle kolaydı. Mosley başını kaldırıp Wayne'e baktı. Yanında arkadaş getireceğini söylememiştin Wayne. Wayne, arkadaş değil, üst sürüm, diye düzeltti. Eldivenli ellerimi masaya koyarak eğildim. Neredeyse diş kovasını devirecektim. Mosley'nin gerçek, dayanaksız gözlerinin içine bakabilmek için ışık gözlüğümü kaldırdım. Böyle bir yere gelirken destek istemek gerekebilir diye düşündüm. Bir şey aramayan yığına gelmez. Sen ne arıyordun Mosley? Eldivenlerimin eklemleri harcanmamış enerjiden kaşınıyordu. Bendekini istemedi. Ben de ona seni yükseltmenden bahsettim. Mosley'nin sesi çatladı ve gözleri sulandı. İlgisini çekerse seni yükseltmeni bana satmaya ikna edebileceğini düşündüm. O da dedi ki seni buraya indirebilirsem... Alıcın nerede? Wayne çevresinde gezinen süprüntülere bakındı. İnce, kırmızı bir ışık Mosley'nin göğsündeki göçüye odaklandı. Binanın eski kitle iletişim aygıtından doğaüstü sakinlikte bir ses geldi. Buradayım canım. Wayne'e baktığımda suratının hiddetten karmakarışık olduğunu gördüm. Bu ses dalgası düzenini her aşağı sektör fedaisi çok iyi tanırdı. Cin! Diye hırladı Wayne. Özel Teğmen Wayne, sizi görmek ne güzel sürpriz. Ne hoş olmuşsunuz. Bölüğünüzün başına gelenlere çok üzüldüm ama parçaları size çok yakışmış. O arbalet yükseltmesi sizi özellikle açmış, dedi. Cin? Mosley, alıcın Kada cin mi? Yeni atanmış beyinsiz ortağıma baktım.
kuzu kuzu başını salladı. Cin, üst düzey yükseltmelere merakıyla tanınan, kötü şöhreti çok yaygın bir geliştirme hackerıydı. Söylentilere göre eskiden zor bir iş sırasında tamamen silinmekten kıl payı kurtulan bir kara borsa teknisyeniymiş. Ciddi bir kişilik parçalanması yaşamış. İndirdiğim son bülten bu olaydan beri başka insanların beğendiği parçalarını çaldığını anlatıyordu. Bu işe başladığında parçalanmamış bile olsa, başkalarına ait olan o kadar parçayı kendisine taktıktan sonra akıl sağlığı pek yerinde kalmış olamazdı. Ayrıca galiba Wayne ile başka bir karşılaşmadan tanışıyorlardı. Bugün her geçen an daha da güzelleşiyor, diye mırıldandım. Cin güldü. Sesteki çapakların arasından bile duyulabilen psikopatlık tüylerimi ürpertti. Wayne bedensiz sese, ''Her bir parçanı ayrı ayrı bozacağım virüs herif.'' dedi. Yay gibi gergindi. ''Şimdi olmaz canım. Şimdi ben istediğimi alacağım.'' Cin'in sesi alçalıp boğuk, sinir bozucu bir mırıltıya dönüştü. ''Yükseltmeyi ver.'' ''Ona ait değil, veremez.'' Wayne veri küpünü alıp havaya kaldırdı. Can sıkıcı. Cin içini çekti. Önceden yüklemişsindir diyormuştum. Neyse, üçüncü perdeyi yeniden yazmak zorunda kalacağım. Tiz bir vınlama sesi duyuldu. Kırmızı bir plazma akımı benimle Moslin'in arasındaki havayı tutuşturdu. Işık gözlüklerim takılı olmadığı için aşırı parlak ışık gözlerimi kamaştırmıştı. İnsanların ve teknolojinin arka plandaki gürültüsü durmuş, yerini panik almıştı. Burnuma korkunun ve yanmış silikonun kokusu doldu. Neondan yanan gözlerim yaşardı. Geçsin diye onları kırpıştırdım. Retinamda kalan görüntülerden, eldivenlerden birinin ekleminin yandığını ve plazma atışının Mosley'i delip geçtiğini gördüm. Bunun köprüdeki doktoru şişleyenle aynı silah olduğunu anlamak için merkezin olay yeri araştırma setlerinden kullanmama gerek yoktu. Wayne, iletişim kanalımızdan ''Sıçan burada'' dedi. ''Ben de onu öldüreceğim. Bunu istiyor.'' Terfi küpünü bana attı. ''Vurulmamaya çalış.'' Wayne görünmezlik moduna girip yok olurken ben de yükseltmeyi yakaladım. Yığın neredeyse boşalmıştı. Deiyonize edici plazma atışını görünce herkes çil yavrusu gibi dağılmıştı tabii. Eldivenlerimin kuplörünü şarj ettim. Kehribar rengi ışıkları karanlığı aydınlattı. Cin'in mekanik gülüşü duvarlarda yankılandı. Genel iletişim hattında bir parazit ışırtısı vardı. ''Ah ah ah dedektif, eldivenli kedi fare tutamaz.'' diye mırıldandı. ''Kada cin!'' diye seslendim. ''Birden fazla cinayet suçundan aranıyorsun.'' Açık tavan arasının üst kısımlarını tarayarak cinin yerini ele verecek kırmızı ışığı görmeye çalıştım. ''Ayrıca ortağımı erittin.'' ''Zaten sevmiyordun adamcağızı. Bir şey demiştin yani.'' Bir çıtırtı ve başka bir ses dosyasının arandığını gösteren bir tıslama geldi. ''Hah, evet evet evet, işte buldum.'' Tıslama durdu. Genel iletişimde kendi sesimi duydum. ''Yükseltmelere güvenmiyorum.'' ''Güzel numaraymış.'' dedim. Atılmış, eski teknoloji yığınlarının etrafından dolaşıp avıma devam ettim. ''İstediğin bende.'' ''Yeni dostun hediyesini beğenmedi mi?'' Yine çevremde kahkahalar yankılandı. Çatlakları bir yansımalar ağına dönüşmüş, bir aynanın köşesinden bir anlık bir hareket geçti. ''O da yükseltmelere güvenmez. Sana önceki ortaklarını anlatmadı mı? Ekibini yani.'' Cevap vermedim. Son konumuna doğru gitmeye başladım. ''Hepsi öldü.'' Cin'in kötücül gülümsemesi sesine yansımıştı. Çoğunlukla makineden ibaret olan biri hala keyif hissedebiliyorsa durumdan keyif aldığı belliydi. ''Hele özel teğmen Shauna Wayne çok fena ölmüştü. Tabii onu yeniden yaptılar. O özeldi.'' ''Kim?'' diye sordum. Onu konuşturursam hata yapabileceğimi umuyordum. ''Kim onu yeniden yaptı?'' ''Tabii ki Kodadı. Seni şapşal pisicik. Hepimizi onlar yeniden yapar.'' Çirkin kahkahası yüksek frekansı açtı ve sesi kulağıma acı verecek kadar bozuldu. ''Ama seninle işin bittiğinde seni toparlamakta bayağı zorlanacaklar.''
Karanlıktan dışarı metal bir silindir fırladı. Kendimi yana attım. Silindir bir moloz yığınına isabet etti. Ufak bir patlamayla hurdaları dağıtıp ikincil bir yığına sıçradı ve orada patladı. Sana nasıl öldüklerini anlattı mı? İletişim kanalımdan Cin'in heyecanlı heyecanlı nefes aldığını duyabiliyordum. Yavaşça kalkarken karnımın ortasına hedeflenmiş kırmızı bir ışık noktası fark ettim. Uzun boylu, metal gölge 50 metre ötemden bana nişan alıyordu. Cin yine o çirkin kahkahayı attı. Ölümleri bir tuzakta öldüler. İç iletişim kanalından Wayne'in sesi geldi. Vücudunun dış hatları Cin'in hemen yanında belirdi. Koşmaya başladım. Bu sırada Wayne'in arbalet okunun karanlığı 1, 2, 3 kere aydınlattığını gördüm. Ama her seferinde takla atarak Cin'in açtığı karşı ateşten kaçtı. Cin'in silahı yakın mesafede daha az isabetliydi. Ama çevredeki duvarları gayet güzel patlatabiliyordu. Wayne metal gölgeye atılarak onu yere serdi. Yanlarına varmak üzereydim. ''Hazır mısınız pisiciklerim?'' diye tısladı Cin. ''Bakalım ne kadar iyi kaçabileceksiniz?'' Dijital bir ses ''Manuel olarak devreye sokuldu, yıkım sekansı başlatıldı, sektör yeniden düzenlenecek.'' dedi. Yıkımı bekleyen binanın kiri ve tozunun altında kalmış kehribar rengi ışıklar ve klaksonlar uyandı. Bunun gibi talihsiz sektörler yukarılardaki yüksek yapıların temellerine yer açılması için sık sık kapatılıp yıkılırdı. Yığın bir diz ufak patlamayla çökmeye başladığı için uyarının devamı olup olmadığını duyamadım. Beton destekler yıkılırken metaller gıcırdıyordu. Cin ve Wayne ayrıldılar. Wayne yuvarlanıp ayağa kalktı. Ben de yanlarına gelip durduğumda üçlü yüzleşme tamamlandı. Cin'i ilk defa bu kadar yakından görüyordum. Omzundaki servoyu iç kaldırıcı, mekanik bir çatırtıyla yerine oturttu. Galiba vücudunda hiç et kalmamıştı. Yüzünün yerinde de sadece çelik bir boyna oturtulmuş bir örümceği andıran bir dron vardı. ''Hadi bakalım Teğmen, vur beni!'' Cin kollarını sanki Wayne'i kucaklayacakmış gibi açtı. ''Hep bunu istemedin mi zaten?'' Wayne sırtındaki büyük arbaleti indirdi. Silahın kolları gövdesinden ayrılıp açıldı. Gürültünün arasından ''Wayne!'' diye bağırdım. ''Gitmeliyiz, hem de hemen!'' Wayne dikkatle nişan alarak ''Bu av sona erdi!'' diye hırladı. ''Ölü bir adamsın!'' Cin abartılı bir sükunetle ''Keşke hala sadece bir adamdan ibaret olsam!'' dedi. Wayne oku attı. Ok, Cin'in tam göğsüne isabet ederek onu geri savurdu ve beton kolonlardan birine mıhladı. Oraya asılı kalmıştı. Metal iskeleti kapanırken şok yiyormuş gibi sarsıldı. Örümcek suratı karardı. ''Wayne!'' Ona baktım ama beni görmedi. Cin'den başka kimseyi de görmüyordu zaten. Bir tık sonra Cin'in yüzünü oluşturan parlak siyah dronun üstünde kırmızı neonlar yandı. Servolar açıldı. Örümcek kaçmak için vücuttan aşağı inmeye başladı. Wayne, ''Ez şunu!'' diye bağırdı. Bileğinden küçük plazma okları attı ama drone böceksi refleksleriyle bunlardan kaçındı. Yakınımdaki bir kolona yapıştı. Betona, plastik ağları patlatan sert bir yumruk attım. Drone tavana doğru havalandı. Wayne tavandaki bir çatlağa kaçıp kaybolan örümceğimsi şeyin arkasından ateş etmeye devam etti. Tepesindeki tavanın bir parçası daha koptu. İzin isteyecek vakit yoktu. Ona doğru koşup bir omuzla ikimizi birden karartma camlı pencereden yan binaya fırlattım. Sert bir iniş yaptık. Üstümüze cam kırıkları yağdı. En yeni yağının merkezin kat kat ağırlığı altında ezilip yok olmasını inanılmaz gözlerle seyrettim. ''Ne biçim bir gün oldu ha?'' diye mırıldandım. Eldivenlerimin çalıştığından emin olmak için parmaklarımı açıp kapadım. Terfi yükseltmesi hala bendeydi. Wayne'i uzattım. ''Bu senin de sanırım.'' Wayne ayağa kalktı.
öfkeden çıldıracak gibiydi. Gözlerindeki ışıklar hiddet alevlerine dönüşmüştü. Bir elektrik akımı oldu. Bir tıslama çıktı. Ve Wayne yine geceye karışıp yok olurken havayı ozon kokusu kapladı. "İntikamımın bir parçasını elimden aldın, dedektif," diyen sesi zihnimde yankılandı. "Bunun bedelini yükseltmeyle ödeyemezsin." Çökmüş yapının etrafındaki alan sessiz. Ezilmiş karbon ve bükülmüş çelikten oluşan engebeli örtü açılarak kargaşanın içinden çıkan küçük, böceğimsi bir yaratığa yol veriyor. Çökmüş bir inin içinden siyah örümcek bacakları çıkıyor. Kabuğunun parlaklığı tozlanmış ama bozulmamış. Ana yönlere dönerek dünyadaki konumunu belirliyor. Düşen yoğuşma damlaları örümceği temizliyor. Ama asla yeteri kadar temiz olamayacak. Uzun, metal bir gölge molozların üstüne tırmanıp böcek dronun önünde diz çöküyor. Alaşım örümcek örülmüş karbon, fiberden yapılan bir bacağa tırmanıyor. Taraz taraz olmuş tozlu bir kürk yakanın yanından geçiyor. Ve eloksallı çelikten omurganın üstüne yerleşiyor. Yukarı sektörlerin yaydığı sürekli parlaklıkla yıkanan dronun devreleri, bedeninin devrelerine yeniden bağlanıyor. Metal gölge kolunu kaldırıyor. Üstündeki yeleğin kumaşını yana iterek parmağını vücudunun kaplamasına sokuyor. İçeride yaptığı araştırma sonucunda karbon fiber ağdan yapılma kısa bir ok çıkarıyor. Nabız gibi atan ucu bozulmamış. Güçlü parmaklar okun dış kaplamasını parçalayıp içindeki ince devre şeridini ortaya çıkarıyor. Yaratık, devre şeridini bir cerrah becerisiyle yüzünün arkasındaki küçük girişe bağlıyor. Maskenin pürüzsüz, siyah hatları kırmızı bir ışık çakmasıyla aydınlanıyor. Metal gölgenin içinden dijital bir mırıltı yükselmeye başlıyor. Sonunda gölge kesik kesik seslerle uyumlu, sadistçe kahkahalar patlatıyor. Kahkahalar sektörün dimdik duvarları boyunca yankılanarak en üst katlara kadar ulaşıyor. Çin, tepesindeki labirente. "Benim sayemde kendini aşacaksın," diye fısıldıyor.